Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu'nun törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Öncelikle programımızı arz etmek istiyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 6 Eylül Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı'nın konuşmaları. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın konuşmaları. Balıkesir AK Parti Milletvekili Sayın Adil Çelik'in konuşmaları. Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldağ'ın konuşmaları. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun konuşmaları. Beton atma butonlarına basın töreni ve kapanış. Değerli misafirler, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli konuklar. 6 Eylül Belediyesi olarak Başkanımız Hasan Avcı önderliğinde sosyal belediyecilik alanında ilçemize yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Bugün de burada ilçemize büyük değer katacak, her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği büyük bir projenin beton atma töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere programın ev sahibi 6 Eylül Belediye Başkanımız Sayın Hasan Avcı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim,
Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanı arkadaşlarım, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, Balıkesir Protokolü'nün kıymetli mensupları, sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız, basınımızın güzide emektarları, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarım, değerli hemşehrilerim, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Eylül Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız için gecemizi gündüzümüze katarak daha güzel, daha ferah, daha yaşanabilir ve vatandaşlarımızın içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu bir 6 Eylül oluşturmak için ekibimizle, arkadaşlarımızla beraber gayret sarf ediyoruz, çalışıyor, mücadele ediyoruz. Evet, şu an törenini düzenlemiş olduğumuz alanda ciddi bir çalışmanın, ciddi bir emeğin eseri olarak bugünlere geldi. Şu an inşası devam eden alan, daha önceden ticaret artı konut alanı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz tarafından satışa sunulmuş, milletvekillerimizin desteğiyle Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan talep ederek 6 Eylül Belediyesi'ne tahsisi yapılmış bir alan. Ve bu alana sağ olsun bugün açılışımızda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ertesi gününde yoğun programına rağmen bizi yalnız bırakmayan Gençlik Spor Bakanımızın bize bu konudaki ciddi destek ve teşvikleriyle bugün inşasına başladık ve inşallah bittiğinde sadece 6 Eylül için merkez bir alan değil, şehrimizin merkezi için bir cazibe alanı haline gelecek. Çok güzel bir yatırımı da inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Sayın Bakanım, içerisinde bulunmuş olduğumuz alan yaklaşık 21 dönümlük bir alan. Buraya Bahçeli Evler mahallemizin merkezi olacak şekilde 40 bin Bahçeli Evler'de yaşayan vatandaşımız, 12 bin Plana mahallesinde yaşayan vatandaşımız, Hasan Basri Çantay mahallemizi de dahil ettiğimiz zaman 60 bin nüfusa hitap edecek çok güzel bir yaşam kompleksini kazandırmış oluyoruz. 6 Eylül olarak geçmişimizle gurur duyuyor, ecdadımıza sahip çıkıyoruz. İşte onun için burasının adını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi olarak vatandaşımızın talepleriyle adını belirlemiş olduk ve inşallah tesisimiz bittiğinde de ismine yakışır, yaraşır çok güzel bir tesis olacaktır. Şu an İnşası devam eden alan 3 ayrı bloktan oluşuyor. Zemin kat oturma alanı 1400 metrekare. A blok, B blok ve C bloktan oluşuyor. Bu 3 bloğumuzun inşaat alanı yaklaşık 5500 metrekare. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, millet kıraathanesi, ofisleri, restoranları ve kafeteryalarıyla gerçekten bu bölgeye değer katacak. Bizler Gençlik Spor Bakanlığımızın önünde gençlik olduğu gibi gençlerimizin geleceği için 6 Eylül olarak yatırım yapmaktan geri durmuyoruz. Gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Gençliğe yapılan yatırım bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Çünkü biliyoruz bu ülke, bu millet geçmişinde genç liderlerle tarihe damga vurdu. Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan gerçekten bu millete çok büyük bir önder oldu. Bizler de yeni Sultan Fatihler, yeni Yavuzlar, yeni Mustafa Kemaller yetiştirebilmek için 6 Eylül olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ve inşallah bu alan bittikten sonra da skate parklarıyla, tenis kortlarıyla, basketbol sahalarıyla, restoranları, büroları, etkinlik alanları, koşu ve yürüme parkurları, toplantı salonları, açık spor alanlarıyla 21 dönümlük bir alanda gerçekten cazibe merkezi bir alanı şehrimize kavuşturmanın mutluluğunu yaşayacağız diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanı arkadaşlarım, çok değerli protokol, çok değerli hemşerilerim, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, şehrimize hoş geldiniz, müjdelerle geldiniz, hayırlarla geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın tacını da hep beraber bu şehirde 20 ilçemizde takacak toplantımızı yaptık inşallah. Çok güzel müjdeleri var Sayın Bakanımızın. Evet Sayın Bakanım, biz belediyeciliği 20 ilçemizde 20 kaymakamımızla, valimizle, büyükşehirle beraber hep beraber biz bu şehri seviyoruz mantığıyla hep beraber yönetmek istiyoruz. Ve belediyecilik anlayışımızın temelinde katılımcı belediyecilik var, sosyal belediyecilik var, kültürel belediyecilik var, evet, çevre dostu belediyecilik var ve en sonunda işte sanat eserlerinin yapıldığı, yolların yapıldığı, köprülerin yapıldığı hizmet belediyeciliği var. Sizin bakanlığınız icracı bakanlık, bizim bu tanımladığımız sosyal, kültürel ve katılımcı belediyeciliğin her alanında siz varsınız. Ve 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 6,5 yıldır. Bunun 5 yılı Karesi Belediye Başkanı olarak geçti. 1,5 yıldır da bu şehre Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Her yerde sizin emeğiniz var. Bakan olmadan önce de, bakan olduktan sonra da bu hizmetlerinizin devamını bekliyoruz. Sizin gençliğiniz bize enerji veriyor. Sizin öngörüleriniz bize destek oluyor. Bugün belediye başkanlarımızla, il yönetimimizle, valimizle akşam yaptığımız toplantılar bize ufuk tuttu. Elinizi Balıkesir'in üstünden çekmeyin. Balıkesir sizi seviyor. Herkes sizinle beraber Balıkesir'de gençlerimizin bu atılmış temellerde, bu yapılacak gençlik merkezlerinde oynanacak oyunlar, yapılacak eğitimlerle daha huzurlu, kültürlü, değerli bir şehir olacak inşallah. Ben şehrimize hoş geldiniz diyorum. Tekrar size saygılarımı sunuyorum. Şimdi diğer taraftan da evet, Alparslan Türkeş tesisi Karesi'ye çok değer katmıştı. Burada yüzlerce öğrenci, hatta binlerce öğrenci lisanslı sporcu olarak hem yüzme hem diğer branşlarda eğitim almıştı. Burada bu bölgede Hasan Başkanım'ın öngörüsüyle buradaki gençlerimizin de büyük olanda ihtiyacı karşılanacak. 5500 metre kapalı alan ve etrafında her türlü sporu, faaliyeti, kültürel etkinliği yapılacağı bir alanı şehrimize kazandırıyor. Karesililer buraya, Alteliler öbür tarafa bol bol gitsinler, müsabakalar yapsınlar, maçlar yapsınlar, rekabet olsun, kulüplerimiz yarışsınlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ben herkese saygılarımı sunuyorum. Yücel Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir AK Parti Milletvekili Sayın Adil Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli milletvekili çalışma arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli protokol mensupları, değerli hazurun, çok kıymetli hemşerilerim ve basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir günde bir arada bulunuyoruz. Tabii gönül bunu 30 Ağustos'ta yapmak isterdi. Özellikle ismine baktığınız zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı verilen bir kompleksin açılışını 30 Ağustos'ta yapmaya gönül çok arzu ederdi.
Sayın Bakanımızın dünkü programı nedeniyle yerinde kutladı çünkü 30 Ağustos'u. Bugün hemen ertesinde bu programı gerçekleştiriyoruz. Bunu da niye söylüyorum? Bakın, biz hani özde sözde diye bir şeyler vardı. Zamanında atıflar yapılıyordu bize. Şöyle söyleyeyim. Lafla olmuyor bu işler. Lafla peynir gemisi yürümüyor. 30 Ağustos kutlanacaksa işte böyle kutlanıyor. İsmini veriyorsunuz, eser veriyorsunuz ve vatandaşın hizmetini sunuyorsunuz. Yollarda yürümek, korna çalmak işin basit kısmı. Neydi sözümüz? Vatanını en çok seven, işini en iyi yapan. Bizim işte kadrolarımız, tabii ki Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabinedeki Sayın Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada Sayın Valimiz başta olmak üzere bürokrasi, ama bir de bizim genç pırıl pırıl böyle büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız var. İşte onların heyecanını görüyorsunuz. Bir eser üretmenin, şehre bir katkıda bulunmanın, bir dokunuş yapmanın heyecanını görüyorsunuz. Onlarla beraber çalışmak da bize de heyecan veriyor. Bu şehire bir katkıda bulunmak bize de heyecan veriyor. İnşallah arzumuz, temennimiz şudur. Geçenki konuşmada söylemiştim. İnsanlar bambaşka yerlere takılıyorlar. Onu polemik konusu yapıyorlar. Bu şehir ne çektiyse bundan çekti. Şehir Türkiye dördüncüsüyken nüfus olarak adım adım bugün Türkiye'de 17. sıraya geldi. Habire göç vermiş dışarıya. Sebebi belli. İş alanlarının olmayışı, yaşam alanlarının kısıtlı oluşu. Bugün 17. sıraya gelmiş. Bizim misyonumuz bu şehri tekrar plakasında olduğu gibi 10 numara şehir yapmak. Buradaki insanlar, Balıkesirler bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Esas yoğunlaşmamız gereken bu. Yani Sayın Bakanlarımızdan, efendime söyleyeyim, bürokratlardan ama milletvekillerinden her şeyden önce ve belediye başkanlarından istenmesi gereken bu. Şehre şu hizmeti yaptınız mı, bu hizmeti yaptınız mı ama hala başka şeylerin peşinde öküz altında buza arayarak bu memlekete hiçbir faydası olmayan insanlar ortalıkta dolaşıyor. Biz bunlara inat, çalışacağız. Bizim ne geçmişimizle, ne tarihimizle, hele hele cumhuriyetimiz ve değerleriyle, Kemal Atatürk'le, önderimizle hiçbir sorunumuz yok. Onun adını vermekten gurur duyuyoruz. Bunu da burada belirtmek istiyorum özellikle. Atatürkçülük veya bu memlekete hizmet öyle yürüyüş yaparak olmaz arkadaşlar. İşinizi yapacaksınız, bu şehre, bu insanlara katkıda bulunacaksınız. En güzel hizmet budur. Tabii Sayın Bakanımızın bu şehre çok güzel dokunuşları oldu. Çok güzel emekleri var. Çok teşekkür ediyoruz çalışma arkadaşlarıyla beraber. Seçim zamanı geldiğinde sözler vermişti. O sözlerden biri de işte bu gördüğünüz eserdi. İnşallah bittiğinde de Sayın Bakanımızı tekrar buraya bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz ama kendi eserini, kurdelesini kesmekte nasip olur diye ümit ediyorum. Sayın Bakanımıza emekleri için, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Vekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şılda kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli davetliler, sevgili Balıkesirliler, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Balıkesir'e bir kez daha hoş geldiniz. Teşriflerinizle, gerçekten müjdelerinizle, hizmetlerinizle buradaki heyecanın İliklerimize kadar hissedilmesine sebep oldunuz. Ben de ilim adına il valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum. Her şeyden önce dünden itibaren gerçekleştirdiğimiz toplantılar, ilçelerimizin ihtiyaçları gerek belediyelerimiz eliyle, gerekse il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz eliyle bakanlığınız teşkilatının bütün imkanlarını ilimize seferber ediyorsunuz. Bunu burada bugün taşlandıran bir tesisin de hep birlikte temel atılış törenini gerçekleştirmiş olacağız. Kompleksin 6 Eylül ilçemize, Balıkesir'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 6 Eylül belediyemizi başta belediye başkanımız olmak üzere bütün ekibiyle birlikte böyle güzel bir hizmete öncülük ettiği için tebrik ediyorum. Gençlik ve spor
her şeyden önce sağlıklı nesillerin, ahlaklı, ülkesine sadık, milletini seven, değerlerine sahip insanların yetişmesi için en üzerinde durulması gereken ve yatırım yapılması gereken kitle olduğu muhakkaktır. Bugün de bildiğiniz gibi okullarımız açıldı uzaktan bir eğitim modeliyle. Ben eğitim döneminin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşte bu çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerde büyüklerimizle birlikte yarınlara hazırlanacaklar. Sağlıklı bireyler olarak ve iyi bir ortamda, iyi bir sosyalleşmeyle bunları gerçekleştiriyor bu imkanlar. Hepimiz bu güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Ben emeği geçenleri tekrar kutluyor, saygılarımı arz ediyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de bu güzel eserin töreninde bizleri yalnız bırakmayan, gençliğin abisi, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen, büyük ve güçlü Türkiye yöneten kadronun bir parçası, bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Valim, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, teşkilatımızın değerli il başkanı, ilçe başkanlarımız, belediyemizin değerli yöneticileri, sevgili gençler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün Balıkesir'deyiz. Kuvayi Milliye ruhunun bağımsızlık meşalesinin yakıldığı topraklardayız. Bu anlamlı günlerde, zaferler ayında bu Balıkesir'imizin değerli insanıyla, tabiatıyla bir arada olmak ve güzel, hayırlı vesileler dolayısıyla bir araya gelmek hakikaten bir heyecan, bir onur, bir mutluluk. Bizi bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, zaferler ayı. Şanlı bir ecdadın torunlarıyız hamdolsun. O şanlı ecdada minnet borçluyuz. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Biliyorsunuz, pazartesi itibariyle zafer haftamız. Ve bu çerçevede pek çok anlamlı etkinlik gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ahlat'ta, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ı askerlerini yad ettik. Yine dün Ankara'mızda, 81 ilimizde ve bakanlık olarak Zafertepe'de, Dumlupınar'daydık. Kutlamaların iptal edildiği yaygaralarına, bu anlamdaki spekülasyonlara inat. Zafer de bizim, tarih de bizim dedik. Ve bunu demeye ve bunun için yaşamaya da devam edeceğiz. Birileri konuşacaklar. Her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar, nifak tohumları ekmeye çalışacaklar ama biz onlara inat, bu ülke için, bu ülkenin aziz evlatları için, kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, alın teri dökeceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz ve kardeş olarak, bir olarak, bir aile olarak yarınlara yürüyeceğiz inşallah. O yüzden az önce değerli konuşmacılar da ifade etti. Bizim siyasetimiz eser siyaseti. Hizmet siyaseti insanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır anlayışıyla. İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla üretme siyaseti. O yüzden bu eserler, bu açılışlar, bu temel atma törenleri bizim siyasetimizin önemli sembolleri. Ben bu vesileyle 6 Eylül Belediye'mize, Belediye Başkanımıza, değerli ekibine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum.
bu anlamlı çalışmanın ve temelimizin hayırlar getirmesini ve hayırla hızlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Tabii Balıkesir hakikaten tarihiyle, coğrafyasıyla, insanıyla çok değer verdiğimiz, ülkemizde anlamlı bir yeri olan şehir. O yüzden bakanlık olarak, hükümet olarak hiçbir zaman gündemimizden düşmeyen bir şehir. Gerek milletvekillerimizle, gerek valimizle, gerek belediye başkanlarımızla her daim gündemimizde. Balıkesir'imiz için, Balıkesir'in ilçeleri için, her bir noktası için ne yapabiliriz? Neler üretebiliriz? Balıkesir'i gençliğiyle, spor altyapısıyla yarınlara nasıl daha güçlü taşırız? Hep bunun gayreti, bunun çabası, bunun inancı içerisindeyiz. Ve bu seyahatimiz dün akşamdan beri, ben müteşekkirim. Samimi ev sahipliğinize, sıcaklığınıza, kardeşliğinize müteşekkirim. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonra da Balıkesir'imiz için, büyükşehirimiz için, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz için, kısacası Balıkesir'in her karış toprağı için birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Balıkesir plakası 10. Biz de hem Balıkesir'in gençliğini hem sporunu inşallah sizlerle birlikte 10 numara yapacağız. Hazır mısınız? Evet, 6 Eylül'üyle, Ayvalı'yla, Bandırması'yla, Bigadiçi'yle, Burhaniye'siyle, Dursun Bey'iyle, Edremit'iyle, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karasi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sınırlı, Susurluk ve Balyası'yla bir bütün olarak Balıkesir'i inşallah sporda 10 numara yapacağız. İnşa ettiğimiz tesislerle, yüzmesiyle, futboluyla, basketboluyla, tenisiyle, diğer branşlarıyla her alanda yarınların şampiyonlarını inşallah Balıkesir'den çıkaracağız. Biliyorsunuz yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Bakanlık olarak en temel branşlarımızdan bir tanesi. Bu kadar su imkanının, bu kadar altyapının olduğu bir ülkede yüzmede hem branş olarak hem halkımızın yüzmeye olan erişimi açısından çok daha ileride olmamız lazım. İşte bu bilinçle hem Büyükşehir Belediye'mizle hem ilçelerimizle ciddi bir çalışmayı, ciddi bir seferberliği Balıkesir'den başlatıyoruz. Geçtiğimiz seçim döneminde verdiğimiz sözleri hamdolsun birbiri yerine getiriyoruz, getireceğiz. Bugünkü temel atmamız diğer ilçelerimizde, saydığım ilçelerimizde hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir ayrım yok. Biz eser siyasetinin temsilcileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'da yakmış olduğu hizmet meşalesini inşallah hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Bizim amacımız bu. Bizim felsefemiz bu. Bu ülkenin hiçbir insanını, hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir kimlik farkı gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Ve inanıyoruz ki yarınların Türkiye'si gençleriyle, yarınların Türkiye'si kadınlarıyla çok daha güçlü olacak. O yüzden bu tesis Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi içerisinde bulunduğu hakikaten millet kıraathanesiyle zihinlere hitap edecek. Kafeteryalarıyla sosyalleşme açısından önemli misyonu ifade edecek ve bununla birlikte pek çok branşa hizmet verecek tesisleriyle bu ülkenin çocuklarının bir tanesinin dahi heba olmasına gönlünüz razı olmaz. O yüzden her birinin yeteneğine göre, her birinin tercihine göre her türlü hizmeti buralarda sunacağız. O yüzden bu tesisler bizler için çok önemli sembolü ifade ediyor. Çünkü bizler hem yüzmede hem diğer branşlarda çok büyük bir iddianın sahipleriyiz. Bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Ve inanıyoruz ki spordaki iddiamızı inşallah çok daha yukarılara taşıma iddiamızı, yarınların ulusal anlamda, uluslararası anlamda şampiyonluğunu çıkarma iddiamızı gerçek bir şekilde ortaya koyma adına çok büyük mesafeler kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu sporcuyu önceleyen, gençlere değer veren anlayışıyla gençlik merkezlerimizle hakikaten önemli mesafeler kat ettik. Ama ifade ettiğimiz gibi iki günü eşit olan ziyanlıdır. O yüzden
çıtamız hep daha ileri. Felsefemiz durmak yok, yola devam. Yürüyeceğiz. Bir ve beraber olarak yürüyeceğiz. Omuz omuza yürüyeceğiz. Sırt sırta yürüyeceğiz. El ele vererek yürüyeceğiz. Ve bu şanlı milletin geleceği olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Ve bu şanlı bayrak ilerlemek paydar olacak inşallah. Evet, bakanlık olarak biliyorsunuz altyapı, sportif altyapı, gençlik altyapısı, bu çerçevede az önce zikretmiş olduğum ilçelerimiz her biri birbirinden değerli ve bugün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle yaptığımız toplantıda her biri için mükemmel projeleri konuştuk ve bunları adım adım harekete geçireceğiz ve spor alanlarıyla, basketboluyla, tenisiyle, futboluyla, voleyboluyla pek çok alanda hizmetlerimizi inşallah Balıkesir'in tüm halkıyla buluşturacağız. Ve başta yüzme projemiz olmak üzere havuzlarımız herkesin erişimine açık olacak. Kadınlarımız toplumun öncüsü, o anlamda kadınlarımızdan istirhamım var. Bu havuzlar, bu tesisler öncelik olarak kadınlarımızın tercihlerine ve onların bu anlamdaki taleplerine göre kendilerini şekillendirecekler. Kadınların öncülüğünde spor politikasıyla inanıyoruz ki hem sporu tabana yaymada çok daha başarılı olacağız, hem de yarınların şampiyonlarını çok daha güçlü bir şekilde yetiştireceğiz. Tabii basketbol, 10 bin pota projemiz var. 10 bin pota projemizde aslında büyük bir mesafe kat ettik. Her ilin ortalama 100 pota ayırmışken Balıkesir'in bu anlamdaki gücüne, potansiyeline istinaden Balıkesir'deki basketbol potamızı 300 olarak sizlere müjdeliyorum. İnşallah Balıkesir'den yarınların dev adamlarını, şampiyonlarını birlikte çıkaracağız. Hazır mısınız? Tabii gençlik merkezlerimiz bu anlamda her bir ilçemizde eksiklikleri en kısa sürede tamamlayacağız. Burada olduğu gibi Balıkesir'imizin diğer bölgelerinde biraz sonra başka açılışlarımız var, başka konulardaki projelerle ilgili toplantılarımız var. Ve Balıkesir'le olan hukukumuz, Balıkesir'le olan muhabbetimiz, diyalogumuz inşallah güçlenerek devam edecek. Ben bu anlamlı haftada yine Sayın Vekilim, 30 Ağustos'ta yapmadık ama Zaferler Ayı'nda bu programı gerçekleştiriyoruz, hamdolsun. Ve yine sizlerle olan buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız devam edecek. Ve ben inanıyorum ki bu anlamdaki 10 numara hedefimizi inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle bu anlamlı hizmetlere vesile olan herkese, tüm çalışan arkadaşlarıma, İnşaatlarda görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, başarı diliyorum. Rabbim sizleri kazalardan, belalardan, kötülüklerden esirgesin. İnşallah en kısa sürede yine böyle hayırlı vesilelerle bir araya gelmek ümidiyle Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, sizlere beton atma töreni için butonların başına arz ediyorum. Ve yine Sayın Valimizi, Sayın İl Başkanımızı, değerli milletvekillerimizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı beton atma töreni için butonların başına arz ediyorum. Birisi takılır bak. Siz deneme siz. Söyle eder misin? Gelin arkadaşlar, Cihan Bey gel, Ahmet Bey gel. Evet.
yeterli. Az önce de söyledim. Bizim tüm icraatlarımızda olduğu gibi lafla değil, icraat da oluyor. Hamdolsun bugün bunu temelli atıyoruz. Ve en kısa sürede inşallah Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki havuzumuzun da temelini atacağız. İlçelerimizdeki havuzdan da temelini atacağız ve inanıyorum ki hem yüzme bilmeyen kalmayacak hem de şampiyonlar buradan yetişecek. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın ve hayırla tamamlatsın diyorum. Ya Allah, bismillah. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.